İşte biraz buna karşı kere. İd aşağıdan her şeyi istiyor. Evet. Süper ego her şeyi durdurmaya çalışıyor. Ama o aradaki ego dediğimiz bizim benliğimiz yani, bizim kimliğimiz. O dürtülerle, o engeller, kurallar arasında bir yol bulup bizi kendimizi gerçekleştirmeye yönlendirebiliyor. İşte bizim var olmamız aslında biraz da bu egonun nereden ne kadar beslendiği meselesi. Öyle mesela Peygamber Efendimiz'in ben her gün oruç tutacağım, namaz kılacağım diyenlere yani benden daha mı çok yapıyorsun demesi gibi. Ben size güzel bir örnek evet. değil miyim? Evet, aynen. O kadar kızıyor ki. Aynen. Onları durduruyor. Yani siz Hristiyan ruhbanlığına mı özeniyorsunuz? Yani kendimizi eziyet etmek için değil de aynen. doğru yaşamak için burada olduğumuzu vurgulaması aslında aynen. işte bu ego dengesini kurmak. Burada bir soru geldi de önüme. O bilgi açısından hemen paylaşayım yeri gelmişken izin verirseniz. Şimdi nefis kavramı. Nefis kavramının Kur'ani kullanımıyla yeni eflatunculuktan tasavvuf yoluyla Müslümanların kültürüne geçen kullanımı bambaşkadır. Çok farklıdır. Alakasızdır hatta. Nefis kavramı ki bu ta Aristo'da kullanılmış, Platon'da da kullanılmış efendim. Onlardaki kullanımıyla nefis buradaki limbik sisteme delalet ediyor. Hayvani, işte nefsi hayvani denilen. Evet. Aslında bunu üçe ayırıyorlar efendim. Yani bitkisel nefis, hayvani nefis, insani nefis vesaire. Oraya girmeyelim. Ama Kur'an'ın kullandığı anlam bu anlam değil. Mesela efendim Kur'an'da ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbik radiyeten. Nefis Kur'an'da insanın beni bütünüyle her şeyiyle ben kendim derken efendim yani işte myself dediğimizde neyi kastediyorsak İngilizce'de aynı şeyi kastediyoruz. Evet. Onun için Kur'an'ı kullanımıyla yeni eflatunculuktan tasavvuf yoluyla Müslüman kültürüne geçmiş olan nefis kullanımının arasını ayırmak biraz lazım. Da orada bir indirgemecilik var herhalde. Aslında ruh tabii. meselesi de biraz böyle. O Doğru. ruh bir şey, beden bir şey. Doğru. Aslında hepsi beraber. Yani Doğru. onu bir birlikte değerlendirmeyi Doğru. biraz ele almak Zaten lazım. Zaten sol kavramı efendim o kadar karmaşık kullanılmış ki tarih içerisinde. Bakıyorsunuz bir filozof onu ruh olarak kullanmış, bir filozof can olarak kullanmış, bir filozof nefis olarak Tabii. kullanmış. Ve bugün de aslında istediğiniz gibi de kullanabilirsiniz. Öyle de bir taraf evet. var. Yani önemli olan meseleyi güzel açıklayabilmek. Evet. Tarihsel hatalara da saplanıp kalmayalım. Varsa orada bir hata. Eyvallah. Onu görebilecek kadar da açık olmak Semantik lazım. Semantik zaten bununla ilgileniyor. Bir kavramın başından geçen serüvenle evet. ilgileniyor. Evet. Yani kavram kazalara da uğruyor. Anlam daralması, anlam geniş demesi, anlam kayması vesaire. Evet, o cevap sadedinde söylemiş olalım.